Evet sayın seyircilerimiz, bir taklacı programında Antalya'nın Manavgat ilçesinde birlikteyiz. Manavgat'taki güvercin sevdalısı arkadaşlarımızla birlikte olacağız ve kümes ziyaretlerinde bulunacağız. Bize kendinizi tanıtır mısınız? Ben Erhan Duman, Manavgatlıyım. Antalya'nın Manavgat ilçesinde. Taklacı oyun kuşuna gönül verdik. Turizmle uğraşıyorum. Peki bu güvercin merakı ne zaman başladı? Neden ilgi duydunuz? İlk ortaokul birinci sınıfa giderken komşumun oğlunun bir tane güvercini vardı. Ona bir tane tek yalnız diye, yalnız kalmasın diye ben de ona bir tane dişi alayım dedim. Dişiyi aldım, getirdim. Tabii kuştan anlamadığımız için erkek de kuş, aldığım kuş erkekmiş. Bir tane daha alayım dedim, gene erkek almışım. Onları eşlerini tamamlayacağım derken baktım kuş 15 tane olmuş. 15 tane olunca da öyle kuşçuluk merakımız başladı, gitti. O günden bugüne o bu taklacı güvercine meraklıyız. Bu beslediğiniz taklacı güvercinlerde en fazla dikkat ettiğiniz olay nelerdir? Yani şimdi her yörede bazı kuşlarda bazı özellikler arıyorlar. Yani bizim Ankara'da şöyle taklatsın diyorlar. İşte şöyle oyun yapsın. İstanbul'da başka bir şey var. Kırıkkale'de başka bir sistem var. Sizin bu Manavgat'ta da nasıl güvercinden en çok aradığınız özellikler nelerdir? Yani benim için olmazsa olmazsa kuşun iniş hareketidir. Yani inerken taklalı inmesini istiyoruz yani kuşların. Tabii ki her kuş yapamıyor. Bazı kuş çok sefer yapıyor. Serbest iniş de yapabiliyor. Ama benim için kuşun yaptığı metraj falan çok önemli değil. Ama kuş görevini yaptıktan sonra birinci öncelik olmazsa olmazım taklalı inmesidir yani. Peki bu çok sefer derken yani bu sizin buradaki iklim şartları çok farklı. Yani şimdi şu anda biz bu sıcakta duruyoruz ama yani bu gölge düştü diye burada rahatlıkla oturabiliyoruz. Peki oyun kuşunun bu uçumundan, performansından bu havalarda çok faydalanabiliyor musunuz? Yani sıcaklarda kuş uçurmak şu anda zaten imkansız gibi bir şey. Hayvanlar tüye giriyor. Yani şu anda uçursam bile yani 10 dakika sonra ağzı açılıyor. Yani hayvan uçamaz hale geliyor. Onun için sıcakta kuş uçurmuyoruz. Yani şu anda biz sıcaklarda uçurmuyoruz. Genelde bahar aylarında başlayıp bahar aylarında bitiriyoruz kuş uçurma işlemini. Sabahlar erken saatte de kuş uçurma imkanınız oluyor mu müsait olursanız? Sabah erken saatlerde yani uçurma şansımız olur. Yani şu anda burada sabah erken uçursan uçar ama gene de tam performans alamaz. Yani hayvan çünkü sürekli olaraktan bir kümesin içinde bir sıcağa maruz kalıyor. O da bunalıyor yani ne kadar olsa da. Yani sabah gene uçurursan bir saat, bir buçuk saat müsaade ediyor hava yani. Buranın da nem oranı bayağı yüksek, o da etkiliyor değil mi? Yüksek. Kümesin içinde bile şu anda hayvanlar yani sıcaktan bunalıyorlar yani sıkılıyorlar. Onun için yani biz uçurma işini yazın bırakıyoruz. Genelde serin havalarda uçuruyoruz. Bu beslediğiniz güvercinleri nerelerden temin ettiniz? Bu güvercinleri temin ederken nelere dikkat ettiniz? Genellikle yani seyredip yani beğenerekten almaya özen gösteriyoruz. Veyahut da kendimiz seyretmezsek de bir arkadaşımızın tavsiyesiyle işte bu kuşları biz gördük biliyor. Yani bildiğimiz kuşları beslemeye çalışıyoruz. Çünkü yıllarca çok böyle bilmediğimiz kuşlara emek harcadık ve sonunda baktık ki hep aynı yerdeyiz. İlerlemek için artık yani görüp beğenip o şekilde kuşları almaya çalışıyoruz yani. Peki genelde beslediğiniz kuşlar yöre olarak nerenin kuşlarını besliyorsunuz? Ya herkesin tabii kendisine göre şey vardı. Ben Ankara tarzı kuşları seviyorum. Yani Ankara tarafının kuşları benim daha çok ilgimi çekiyor. Yani çünkü yere alçalmaları gelmesi, burada mesela 3 metrenin altına inen kuşları beğeniyoruz. Yani bunları da en iyi başaran, yani aranan özellikleri en iyi yapan kuşlar Ankara'nın eski kuşları yani. Evet. Onun için ben de Ankara tarzı kuşları onları beğeniyorum yani. Peki Manavgat'taki güvercin seven arkadaşlarla dayanışmanız nasıl? Birbirinizle paylaşabiliyor musunuz? İşte kuşlarda, damızlıklarda birbirinize destek gösteriyor musunuz? Evet, biz yani şu anda bir iyi bir ortam yakalanmış durumdayız. Yaklaşık biz 8-10 arkadaşız burada. Hepimiz yani birbirimize paylaşırız. Yani yavrusunu alırız, ekesini getiririz, kendi kuşumuza kırarız. Yani paslaşmalarımız, ilişkilerimiz güzel. Yani ve bunu da bundan sonraki arkadaşlarımıza da aynı şekilde örnek olup onlara da kuşçuluğun yani paylaşım olduğunu, bir zevk olduğunu, onlara
yani aktarmaya çalışıyoruz bizim zamanımızdaki ve bizden sonraki gençlere. Buradaki peki Güvercin Camiası'nın faaliyetleri nelerdir? Yarın eğer işte inşallah bu kupa törenine gideceğiz. Kupa töreninde birlikte olacağız yine inşallah orada. İnşallah. Peki bu kupayı ne amaçla düzenlediniz? Kupayı neye dayalı olaraktan? Bu kupada bayağı öndelikte yapmışsınız. Yani birinci öncelik şimdi her insanları bilinçlendirmek. Yani herkes kuş besliyor ama oyun kuşunda olması gereken bazı kuralları yarışma, turnuva düzenleyerekten insanlara bir şekilde öncülük edip göstermek ve başarılı olduğumuzu da inanıyoruz. Bu üçüncü senemiz, üçüncü yani senemizi yaptık kupada. Geleneksel hale de getirmeye düşünüyoruz. Ve çok kuş uçan, ilk yaptığımız sene bir tane birinci vardı. İkinci yoktu. İkinci sene ikinci oldu. Bu sene yani 8. bile var. Yani herkes artık derece yapmaya başladı. İnsanlar bilinçlendik sıra nasıl kuş beslemesi gerektiğini, nasıl kuş uçurması gerektiğini, nasıl bir kana sahip olması gerektiğini artık daha da bilinçli hale gelmeye başlıyor. Araştırmaya başlıyor, öğrenmeye başlıyor. Ve bu şekilde de yani daha çok başarı elde ediliyor. Millet artık bundan sonra bu kupalardaki, şimdi genel olaraktan kupalarda bir tüzük var. Bir kurallar, kaideler var. Evet. Her yörenin, her kupanın kendine ait bazı kuralları ve kaideleri var. Besleyen arkadaşlarımız bu kuralları çerçevesinde güvercin bulmaya çalışıyorlar. Evet. İşte sayı yapan, işte sefer yapan, taklayı çok atıp uçan, mesafe kat eden kuşları beslemeye çalışıyorlar. Evet. Eskinki gibi değil, değil mi şimdi? Evet. Ya en azından kuşun taklasız konduğu zaman kupada derece yapamayacağını, o kuşun yani başarısız bir kuş olacağını biliyorlar. Önce bakıyordu, kuş 20 metre, 25 metre fişek yapıyor. Yani benim kuşumdan iyi kuş yok diyordu. Ama kuş isterse 10 sefer yapıyor. Geliyor, taklasız konduğu zaman derece yapamıyor. Yani bütün puanları siliniyor. Yani böyle şeyleri yani öğrenerekten devam oluyor. Yani işte faydası oluyor yani turnuvanın, böyle şeylerin faydası oluyor. Peki şimdi bir şey daha var yani sormak istediğim. Bu Türkiye genelinde bizim bu Bereket Televizyonu'nun bir katkısı var işte bizim camiamıza. Taklacı programını yayınlıyoruz ve güvercin sevdalısı arkadaşlarımız birbirleriyle en azından birbirlerini tanıyorlar. Nasıl güvercin beslediklerini ve en azından bir de şöyle bir şey daha var. Kuş besleyen arkadaşlarımızı tanıyoruz. Kişiliklerini, kimliklerini, işte nasıldırlar, nedir, değildirler. Onları tanıyoruz ama şimdi bir de röportajlara ve ziyaretlere gittiğimiz arkadaşlarda bir genel istek var. Bu istekte diyorlar ki Türkiye genelinde oturalım, tartışalım, bir kupa tüzüğü hazırlayalım. Ki bu tüzük her yerde bir olsun. İşte tabii ki istenilen vasıflar var. Evet. Yani siz diyorsunuz ki olmazsa olmazımız bizim taklalı inmesi. İşte öbür taraftaki adam diyor ki kuş gittiği mesafeyi taklalı vurması lazım. En azından arasını 3 metreye açması lazım. Yığarak takla vuran kuşu hedefleme almıyorlar. Bazı arkadaşlarımız var. Tabii ki biz hepsine saygılıyız. Onlar da diyorlar ki işte sesi duyulmayan, sessiz kaçan kuşlar biz kupada yarışmaya ve puanlamaya almıyoruz diyorlar. Böyle bir talepler var. Yani böyle bir çalışmalara iştirak eder misiniz? Türkiye genelinde bir tüzük yapılsa bu tüzüğe iştirak eder misiniz? Ben elimden geldiğim kadarıyla yardımcı olmaya çalışırım. Yapabileceğim bir şey varsa da yaparım. Ve bu arkadaşlarımızın görüşleri de yani bence şey değil, herkesin görüşü kendisine göre doğru. Ve dedikleri gibi hayvanlar, kuşlar da çıkıyor. Görüyoruz yani. Yani kuş bir sonuçta bir yani sessiz yapıyor ama bir performans yapıyor. Sonuçta alıp atılacak bir şey değil. Yani ele tutulan, gözle görülen bir şey var. Yani hayvan bir performans yapıyor ama sessiz yapıyor. Ama az sesli yapıyor. Yani onu, bunlar değerlendirilebilir ve ortak bir çerçeve halinde bir toparlanabilir. Yani genel olaraktan da düzgün bir tüzük hazırlanıp ve iyi olur diye düşünüyorum. Yani sizin yani ortak bir karara ortak varabiliriz. Varılabilir. Diyorsunuz. Varılabilir ve herkesin de bir olup yani bütün olup tek bir yani amaca hizmet etmek Türkiye genelinde bence daha düzgün, daha toparlanmış bir şekilde olur. Peki güvercin camiasına söylemek istediğiniz veyahut da taklacı programı hakkında söylemek istediğiniz eksiklerimiz, fazlalarımız neler vardır? Bunların hakkında da bize bir yorum yaparsanız son söylemlerinizi alalım. Benim düşüncem yani bu
kuşluk, dostluk bir dayanışmadır. Türkiye'nin bütün yerinden bir sürü insanlarla tanışıyoruz. Arkadaşlık kuruyoruz. Sonuçta bir çevre ediniyoruz. Yani kuşçuluk bir hırs şey olmasın. Yani bu bizim bir sevdiğimiz hobi olaraktan kalsın. Paylaşım olaraktan kalsın. Bunu yaşatalım. Önümüzdeki bizden sonraki senelerde gençlere, arkadaşlarımıza da aktaralım. Düzgün bir şey. Çekişim olaraktan değil. Tabii böyle tatlı rekabetler olabilir. Bu işin de güzelliği orada. Benim düşüncem bu sevdiğim bir hobim ve devam ettirmek istiyorum. Yani bu besleyen arkadaşlarımın da yani aynı şekilde birbirlerini kırmadan ben görüyorum bazı kişiler bir kuş yüzünden araları falan bozuluyor, tartışmalar çıkıyor. Çıkmasını istemiyorum. Herkes bir dostluk dayanışma içinde olsun diye düşünüyorum. Yani düşüncem bu. Yani bence kuş yani bulunmaz bir şey değil ama dostluklar bence daha önemli. Yani dostluklar daha önemli. Şimdi biz bütün söylemlerimizde, bütün sohbetlerimizde vardığımız bir tek ortak nokta var. Bütün camianın. Bu güvercin bize en büyük desteği, en büyük katkısı dostluk ve arkadaşlık. Biz şimdi diyoruz ki 81 tane Türkiye'mizde vilayetimiz var. Ve buna değerde köylerimiz var, ilçelerimiz var, işte kasabalarımız var. Ve bizim güvercin camiasındaki bütün arkadaşlarımız birbirleriyle irtibat halinde. Hele ki bu Face ve televizyon olayı çıktıktan sonra arkadaşlarımızla ikili ilişkilerimizde herhangi bir, sadece biz buna kuş için bakmıyoruz. Yani bizim camia, genelde cami olarak söylüyorum. Evet. Neye bakıyoruz? İşte ben bugün Ankara'dayım, siz buradasınız, Manavgat'tasınız. Bizim Manavgat'ta herhangi bir işimiz olduğu zaman işte telefon açıyoruz. Erkan'cığım, Ahmet, Mehmet, Hasan, Hüseyin, artık her kimse. Ya bizim şöyle bir işimiz var, bir yardımlaşma. Ve böyle bir dayanışmalarımız çok. Bugün biraz önceki oturduğumuz yerde işte sağ olun bizi ağırladınız. Orada ta Kırıkkale'den bizim çok değer verdiğimiz abilerimiz, arkadaşlarımız bak. Sizin davetleriniz üzerine buraya gelmişler. Evet, Allah razı olsun. Evet, bu dostluklar, arkadaşlar çok güzel bir şey. Bunun yanında da işte güvercini paylaşırsak, işte birbirimize ikili ilişkilerimizi sağlarsak bu iş gerçekten güzel bir boyutlara geleceğini tahmin ediyorum yani. Evet. Bu kuşlardaki beslemede kümesteki dikkat ettiğini, şimdi bizim Ankara'da olsun, Türkiye'nin genel yerlerinde olsun güvercin beslemede bir sıkıntılarımız var. O da nedir? Siz burada çok vasati bir vaziyette kümesler yapmışsınız ama bir güvenlik olayınız var mı yok mu orasını bilmiyoruz. Tabii ki burada bazı kameralar falan gördük ama bu kümeslerde en çok dikkat ettiğiniz şey nedir sağlık açısıyla? Burada hemen hemen 1,5 metreye 1,5 metreye 2'ye 1 kümesleriniz var. Kaç tane kuş koyulur? İşte kuşta beslerken kuşun sağlık yönüyle, kümesleriyle nelere dikkat ediyorsunuz besleme amaçlı? Bir de onlardan bahsederseniz bize. Ben kümeslere fazla kalabalık kuş koymayı sevmiyorum. Fazla kalabalık damızlık kuş da beslemiyorum. Genelde yani yemlerini ve sularını, suluklarını yani temiz tutmaya çalışıyorum. Onların kümesi yaparken havalandırmalarını düzgün bir şekilde yapmaya çalıştım. Kendi düşüncemle başarılı da oldum. Sağlıklı yavru alıyorum. Fazla yavru alıp hayvanları da sıkmıyorum. Yani hava şartlarına göre ve ihtiyacım olan kadar yavrumu aldıktan sonra dişileri erkekleri ayırıyorum. Onun için hastalık olayını aza indirmeye çalışıyorum ve aşılarını da yılda bir kere olmak şartıyla aşılarını yaptırıyorum. Peki sağlık yönüyle aşılarda aşı yaptırıyorum falan dediniz. İlaçları temininde böyle zorlanıyor musunuz orada? Bizim burada bu bir arkadaşımız var. Onun bağlantıları var kuvvetli. Zamanı geldiği zaman mesela kendisi söylüyor karma aşı yapacağız dediği zaman biz sağ olsun o temine duruyor, getiriyor bizim kuşlarımızı aşılıyor. Peki bu sağlık yönüyle en çok dikkat ettiniz. Hani bu kuşlardan belirli bir yavru alıyoruz. Bu yavruyu aldıktan sonra kuşlarımızı ayırıyorum falan dediniz. Bir kuştan senede kaç çift yavru alırsınız? Şu anda yani bizim burada atmaca problemimiz çok olduğu için yani havaya bir kuştan yani en aşağı 6 yavru yani 3 çift yavru ayırmam gerekiyor ki 3 ağız yavru alıyorsun. 3 ağız yavru alayım ki yani bir tanesi kalsın en azından yani öyle düşünüyorum. Yani zor bizim burada kuş uçurmak. Atmacanın mevsimi var. O mevsimi geldiği zaman günde 2 tane bile aldığı oluyor.
Onun için 6 yavru alıyoruz. Yani alıyorum ben. Yani duruma göre bakıyorum, bazen geliyor erkenden bitiriyor. Tekrardan eşe atıyorum, tekrar alıyorum. Ama bir çift kuştan 6 yavru alıp sezonda, yani bir 6 ay zaten bir kuşu hazırlamamız burada 6 aya falan yakın sürüyor. Yani bir sezonda yani bir kuştan 6, yani 3 çift, 3 ağız yavru yeterli olaraktan düşünüyorum. Şimdi postacı camiasında bir şey var. Postacı camiası diyor ki biz 3 ağız yavru alırız. Ondan sonra bir daha kuştan yavru almaz. Çünkü diyor ondan sonra aldığımız yavrulardan istediğimiz performansı sağlayan yavrular çıkmıyor diyor. Yani birinci ağzı, ikinci ağzı, üçüncü ağzı. Ama genelde birinci ağız aldıkları yavruları en büyük mesafelere o kuşları sallıyorlar. Yani çünkü bunların da kendi aralarında bir kategorileri var. İşte 500 metre, 1000 metre nasıl bir atlet olan arkadaşlarım, hani atletler ne kadar, kimisi 100 metrede koşuyor, kimisi 200 metrede koşuyor, kimisi uzun mesafeli maraton koşuyor. Bu kuşlarda da, posta kuşlarında da var böyle ve biz diyor verimliliği 1, 2, 3 onun haricinde almayız. Sizde böyle bir gözlemlediğiniz bir olay var mı? Ya bunu tabii arkadaşlarımızdan duyuyoruz. Birinci ağız, ikinci, üçüncü ağız, mesela yedinci ağızı takip eden arkadaşlarımız var. Tabii onlar dikkat ediliyor. Mesela birinci ağız yavru, yani ilk eşe attığın zaman daha sağlıklı, daha yani yıpranmamış ekelerden ilk alınan yavrular daha sağlıklı olma ihtimali ben de görüyorum. Yani bunu ilk yavrular daha sağlıklı. Mesela 5 ağız aldığın yavru artık güçsüzleşmeye başlıyor. Hayvanın bakımıyla da ilgili tabii. İyi bakımlı damızlıklar 5. ağız yavruda da sağlıklı yavru verebileceğine inanıyorum. Bakımla alakalı olduğunu düşünüyorum ama ben aldığım yavrularda 1. 2. ağız alınan yavruların daha sağlıklı, daha güçlü, yani daha fiziki olaraktan güçlü yapılara sahip olduklarını gözlemledim. Performansları daha yüksek oluyor. Performans, yani, evet, daha yani güç olaraktan, yani genetik özelliklerini zaten 5. ağzında yapacağını düşünüyorum. 1. ağzında aynısını yapacağını düşünüyorum. Ama fiziki özellik olaraktan da onlar da performanslarını etkilediği için ilk alınan 1., 2., 3. ağız yavrunun daha sağlıklı olduğunu düşünüyorum. Yani bunların hepsi bir tespit ve bir çalışmadır. Yani çünkü bizim bu, hele sizin buradaki iklimlerde güvercinin havada kalması ve uçum süresini böyle arttırması çok zor bir şey. Evet. Yani biz şimdi çoğu şeylerle falan biz bile dayanamadık. Yani şurada sıcaklığa neredeyse yani gözlerimi açamayacak duruma geldim. Yani bir güvercin de, hele burada bir lodos poyraz olayınız var. Evet. Artı şey var, bir de burada gerçekten bayağı bir nem ve rutubet var yani kuş. Ben tahmin ediyorum 10 dakika içerisinde. Veyahut da şöyle söyleyeyim, bizim Ankara'da 1,5-2 saat uçan bir kuşu biz buraya getirsek yarım saat uçamaz. Evet. Gözlediniz mi? Evet, bu şekilde yaşadığımız olaylar var, görüyoruz. Arkadaşlar oradan kuşu seyredip alıyorlar, 1,5 saat uçuyor. Buraya getiriyoruz, 20 dakika, 25 dakika havada kalamıyor. Buradan bizim götürdüğümüz yarım saat, 40 dakika uçan kuşlar saatini doldurmuyor diye gönderdiğimiz kuşlar gene gönderdiğimiz yerde, daha iklim şartlarının uygun olduğu yerlerde daha uzun süre uçtuğunu duyuyoruz. Ama bu hayvanın alışmasıyla da ilgili olabilir. Sıcağa alışkın bir hayvan, yani burada da 1 saat, 2 saat mesela Sivas kuşları geliyor. 3 saat, burada 4 saat uçabilen kuş var. Yani Sivas kuşu bu işi başarabiliyorsa, yani diğer kuşlar da başarabilir yani. Alıştırmakla alakalı bir şey. Ama sıcaklar tabii kesinlikle kuşların performansını etkiliyor burada. Evet, söylemlerinizden dolayı sizlere teşekkür ediyoruz bizi ağırladığınız için. Evet sayın seyircilerimiz, bir diğer kümes ziyaretinde buluşmak üzere. Hoşçakalın.